1997 yılı Türkiye Masonları açısından çok önemli bir yıl olmuştu. İlk defa Mason mabetlerinde gizli çekimler gerçekleştirilmiş ve bu görüntüler Kanal 7 televizyonunda günlerce yayınlanmıştı. İki ayrı locada çekilmiş olan gizli kamera görüntüleri hem Türk halkını hem de yüksek derecelere ulaşmamış Masonları şoke etti. 1738 yılında İstanbul'da kurulan ilk locadan bu yana gizliliğini koruyarak gelen Masonların görüntülerinin deşifre edilmesi ve Masonluğun gerçek yüzünün gözler önüne serilmesi günlerce konuşuldu. Adayları tanıdınız. Serdar Büyüküstün, mesleği elektrik mühendisi. Aykut Erensoy, mesleği elektrik mühendisi. Kenan Ali Akman, mesleği serbest ticaret. Adayların kimlikleri anlaşıldı. Onları içeri aldınız. Sayın baylar, her şeyden önce bize söz vermenizi istiyoruz. Aramıza alınmanız kabul edilse de edilmese de, bizim düşünce odası dediğimiz o karanlık bölgeye girdiğiniz andan başlayarak, şu ana kadar görüp işittiklerinizi ve bundan böyle burada işiteceklerinizi, gözleriniz açıldıktan sonra da göreceklerinizi hiç kimseye söylemeyeceğinize namusunuz ve onurunuz üzerine söz verir misiniz? Sayın Aykut Erensoy. Evet, söz veririm. Sayın Serdar Büyüküstün. Söz veririm. Sayın Kenan Ali Akman. Evet, söz veririm. Soruşturucu kardeşim, adayları oturtunuz. Sayın Serdar Büyüküstün. Göğsünüze dayanan ve bir elinizle size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Metal bir parça. Kılıç. Sayın Aykut Erensoy, göğsünüze dayanan ve bir elinizle size yoklatılan şeyin ne olduğunu söyler misiniz? Kılıca benziyor. Kılıcın göğüslerinize dayandırılması, verdiğiniz sözde durmazsanız yaşamınız boyunca pişmanlık duyacağınızı ve acı çekeceğinizi vurgular. Herhangi bir yanlış anlamaya yer kalmaması için şunu da öğrenmek isteriz. Aramıza girmek isteyen kişi gerçekten siz misiniz? Sayın Aykut Erensoy. Mason olabilmek için size verilen başvuru formunu hiçbir etki, baskı altında olmaksızın salt kendi istem ve buyrultunuzla siz mi doldurup imzaladınız? Evet. Adayların birinci yolculuğu yapmalarını sağlayınız. Kimdir onlar? Gerçek ışığı arayan adaylar. Baylar, az önce okunan andı şimdi benimle birlikte tekrarlayınız. Evrenin ulu mimarı simgesiyle burada bulunan Mason topluluğu önünde kendi istek ve buyruğumla içtenlikle dolu olarak söz veriyorum. Evrenin ulu mimarı simgesiyle burada bulunan Mason topluluğu önünde kendi istek ve buyruğumla içtenlikle dolu olarak söz veriyorum. Bana söylenilecek ve gösterilecek Mason gizemlerini bir Mason'dan başkasına ve Mason lojasından başka bir yerde açıklamayacağım. Bana söylenilecek ve gösterilecek Mason gizemlerini bir Mason'dan başkasına ve Mason lojasından başka bir yerde açıklamayacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Masonların amaçları doğrultusunda çalışacağım. Özgür Masonlar Büyük Lojası'nın ilkelerine bağlı kalacağım.
Özgür Masonlar Büyük Locası'nın ilkelerine bağlı kalacağım. Üyesi olacağım locanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Üyesi olacağım locanın toplantılarına düzenli olarak katılacağım. Birinci Nazır kardeşim, adaylar için ne istiyorsun? Bilimsel gerçeğin ışığını saygıdeğer üstad. Doğruyu ve bütün sütunları süsleyen kardeşlerim, adaylar için ne istiyorsunuz? Bilimsel gerçeğin ışığını saygıdeğer üstad. Çekicin üçüncü vuruşunda bilimsel gerçeğin ışığı verilsin. Uçları size çevrilmiş bulunan kılıçlar bundan sonra yaşamınız saldırıya uğrarsa Masonların sizi savunacaklarını simgelemektedir. Bu şok görüntülerin hemen ardından yayınlanan diğer çekimlerde ise Türkiye Masonluğu tamamen deşifre oldu. Bu görüntülerde yalnızca 33. dereceden Masonların katılabildiği şeytana tapma ayini icra edilmekteydi. Ayini yöneten Büyük Üstad, locanın ortasında kesilen bir keçinin kanını içiyor ve İbranice bazı dualar okuyarak şeytana tapma ayinini sonuçlandırıyordu.